seçimlerden sonra özellikle başlayan bir vize krizi var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Takip ediyorsunuzdur. Tabii. Tabii. Bunlar akıllarınca böyle uyduruk işler çıkartıp bizi korkutacaklar, çocuk korkutuyorlar. Biz de bundan korkacağız, eyvah diyeceğiz, elimiz ayağımız titreyecek, onların istediği bir tavizi vereceğiz. O dönemler geçmiş. Bunlar böyle alışmışlar. Bunlar ta Osmanlı döneminden alışmışlar. Bizi Ruslarla korkutuyorlardı, biz de koşup koşup İngilizlere, Fransızlara aman bizi kurtarın diyorduk. Biz öyle alıştık. Yüzlerce sene Osmanlı politikası buydu. Ondan sonra Osmanlı yıkıldı, şey kuruldu, Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet fakir, aciz. O da ona buna sığınmak zorunda kaldı. Bir de üstelik Ruslar hep korkutuyor. Kars'ı alacağız, Ardahan'ı alacağız bilmem ne. O da doğru değil. Tabii Amerikalılar uyduruyor onu. Ruslar öyle bir şey söylemiyorlar. Ne işi var Kars'ta Rus? Boğazları almak isterdi tabii ama Kars'ı alacağız. Amerikalılar uydurdukları bizi korkutmak için hikayeler. Şimdi böyle alışmışlar. Yüzlerce sene bizi korkutarak bize istediklerini yaptırmışlar. Şimdi birdenbire birisi çıkıyor diyor ki bize vermeyecek misin? Paşa gönlün bilir diyor. Enayiliğine doyma diyor. Sen benden daha çok zarar edersin bu işte diyor. Bana bize vermiyorsun diye gitti o zaman Çin'den getir diyor. Enayiliğine doyma diyor. Şimdi bunlar düşünmeye başlıyorlar. Ama bunları yüzlerce senedir alıştıkları bir şey var. Biz Türk'ü korkuturuz, bunu yaparız. Osmanlı da öyle geldi. Zayıf düştü. 1699'dan sonra bu sistem başladı. Fransızların bir tête de turc diye bir şeyleri vardır. İcat etmişler. Düşünebiliyor musunuz? Bir kafa koyuyorlar. Dükkanın girişine isteyen tokat atıyor. Hırsını almak için. Ve bunun ismi tête de turc. Türk kafası. Yani Türk kafası tokatlanacak bir kafa. Fransız kültüründe var. Dükkanların önünde vardı. Tête de turc'ler vardı. Böyle alışmışlar. Şimdi bunun değişmesi lazım. Yüzlerce sene istediklerini yaptırdılar. Şimdi yavaş yavaş son 100 senedir yavaş yavaş ama çok yavaş. Şimdi en son uzatmalara oynuyoruz. Şimdi son 15 dakika içinde belli olacak bakalım bu iş nasıl bitecek. Sonuna geldik. Dolayısıyla bu bize filan vızıltı işler. Bizi korkutacaklarını zannediyorlar. Paşa gönderir, onlar daha çok saray ederler. Ben biliyorum. Oradaki iş adamları bu vizeyi bize versinler diye hükümetlerine dünya kadar baskı yapıyorlar. Çünkü onlar daha çok zarar ediyor bu işten. Ama işte alışkanlık. Evet.